Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben Hadi Nezir, Makedonya eski devlet bakanı. Bir dönem milletvekili yapmış, üç dönemde bakanlık yapmış bir arkadaşınız. 2006 yılında milletvekili oldum. Erken bir seçim, biliyorsunuz bu koalisyon hükümetleri 4 yıl sürmez. Türkiye de bunu daha önce de yaşamıştır. 2008 yılında devlet bakanı oldum. Dış yatırımlardan sorumlu. Ve 2008-2017 yılına kadar devlet bakanlığı yaptım. 2017'de emekli ayrıldım. Böyle de o dönem Türkiye'ye çok sık sık gidip geliyorduk. Bilhassa bu ekonomi ile ilgili çok uğraştık. Takdir edersiniz ki ülkeler artık savaşta değil, ülkeler ekonomiyle alınır. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Balkanlar'da, dolayısıyla Makedonya'da görmek istedik. Makedonya, Türkiye için bir Avrupa kapısıdır. Makedonya o konuda Türkiye'nin bir dost ülkesidir, kardeş ülkesidir. Makedonya'yı ilk adıyla, yani bizim tabirimizle adıyla ve soyadıyla ilk tanıyan devlet, kayıtsız şartsız ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur. Bu vesileyle bizler o dönem işte nasıl Makedonya'ya yatırımlar getirebiliriz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ağırlığını nasıl orada gösterebiliriz. Bu vesileyle çalışmalarımız böyle başladı. Evet. Sayın Bakanım, bugünkü ziyaretin sebebi nedir? Ondan da biraz bahseder misiniz? Sebebi ziyaretimiz tabii 2017'de görev bittikten sonra, daha doğrusu emekliye ayrıldık. Bu ara biliyorsunuz pandemi olayı oldu. Birkaç yıl gelemedik Türkiye'ye. Ya da geliyorduk, çok böyle geçitte gelip gidiyorduk. Pek de fazla kalamadık. Türkiye'yi özledik, sizleri özledik. Bir ana vatanın kokusunu alalım dedim. Tozunu biraz yutalım dedik. Çünkü biz bir Türkiye sevdalısıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim gönlümüze taht kuran bir ülkedir. Evet, vatan bildiğimiz Makedonya Cumhuriyeti Devleti vardır. Fakat canımızdan çok daha fazla sevdiğimiz bir ana vatanımız var. O da ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Onun için dedik bir çıkalım, bir ziyaret edelim dostlarımızı. İpsala'ya geldik. Orada bir dostumuz bizi ağırladı, sağ olsun. Bizimle çok çok ilgilendi. Orada görüşmelerimiz oldu. Borsa Başkanı ile Borsa'yı ziyaret ettik. Kaymakam Bey'i çok iyi bir beyefendiyle görüştük, tanıştık, ziyaret ettik kendilerini. Sağ olsun Tarık Bey de bizi burada olduğumuzu anlar, bize telefon açtı. Ya ne olursunuz Sayın Bakan, Keşan'ı da ziyaret edin. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Çok yakından ilgi gösterdiler arkadaşlarıyla beraber. Bugün çok güzel bir program hazırlamışlar. İşte borsayı ziyaret ettik, ticaret odasını ziyaret ettik, efendim emniyet müdürünü ziyaret ettik, Diyanet İşleri Başkanı'nı ziyaret ettik. Böylece Keşan'ı da biraz gördük, görebilmiş olduk. Bu vesileyle bugün buradayız. Efendim Makedonya'dan biraz bahsedecek olursanız, bugünkü Makedonya ne durumdadır siyaseten, ekonomik olarak? Bu sizde bakan olarak ekonomiyle bir aile ilgilenir misiniz? O dönemle bu dönemi kıyaslarsanız neler söylemek istersiniz? Şimdi Makedonya Cumhuriyeti Devleti 2 milyon nüfusa sahip olan bir ülkedir. Malum dünyada bir ekonomik kriz var. Makedonya da bunu yaşıyor bugün. Bizim dönemimizde işte dediğim gibi ekonomiye çok daha fazla önem verdik. Bugün siz de takdir edersiniz ki ülkeler artık savaşta değil, ülkeler ekonomiyle alınır. Her şeyin başında ekonomidir, paradır. Biz o dönem çok ağırlık verdik işte ekonomiye. Ben dış yatırımlardan sorumlu devlet bakanı olduğum için bilhassa Türkiye ile daha fazla ilgilendim. Avrupa'ya da çok gittim geldim ama Türkiye ile genelde daha fazla ilgilendim. Ve 2008 yılında bakan oldum. 2009 yılında Makedonya ile Türkiye arasında bir strateji anlaşma imzalandı.
O zamana kadar Makedonya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile böyle bir anlaşması vardı ve İsrail ile vardı. Üçüncü devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni biz yaptık. Ve tabii biz çok mutlu olduk o dönem. Ve dedik nasıl Makedonya'ya yatırımcı çekebiliriz? İlk defa 2009 yılında 25 Mayıs'ta bir iş forumu düzenledik Makedonya'da. Hatırlarsanız Kürşat Tüzmen ekonomi bakanıydı. O dönem Kürşat Tüzmen'den Zafer Çağlayan ekonomi bakanı oldu. Sayın Bakanı 220 kişilik bir heyette Makedonya'ya misafir ettik, ağırladık. O zaman ilk defa Türkiye'nin büyük patronları Makedonya'yı ziyaret ettiler. Allah rahmet eylesin Şarıktara Enkoldi'nin patronu geldi. Yine Allah rahmet eylesin İbrahim abi, İbrahim Cevahir, Cevahir Holding'in patronu geldi. Limak'ın patronu geldi. Limak Nihat Özdemir Beyefendi. Sütaş'ın patronu Muharrem Bey geldi. Efendim TAF havaalanımızı aldılar. Oradan heyete geldi. O zaman tim başkanı Mehmet Ekşi, şimdi federasyonun başkanı büyük olan Ekşi. Mehmet Büyükekşi. O da gelmişti. Ve buna benzer dediğim gibi 200 kişi iş adamı geldi. Artı 20 kişi korumalardır, gazetecilerdir vesaire. Ve büyük bir çıkartma yaptık biz. Makedonya'da ilk defa bir iş forumu düzenlendi. O zaman Makedonya Başbakanı, tabii o iş forumuna Makedonya Başbakanı, Ekonomi Bakanı, Başbakan Yardımcıları, Ulaştırma Bakanı ve birkaç daha Makedonya'dan bakan arkadaşlar katıldı. Makedonya Başbakanı iş forumu bittikten sonra beni yanına çağırdı. Sayın Bakan dedi, bunun devamını biz istiyoruz. Türkiye'de bunu yapalım. Biz de hay hay dedik, devreye girdik. Ama dedi bir şartımız var. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, o zaman Başbakan'dı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onun da o toplantıda olmasını arz ederiz, isteriz. Biz dedik, uygundur. Böyle görüşmelerimiz yapıldı ve 25 Aralık 2009 yılında İstanbul'da, Otel Dedeman'da böyle bir iş toplantısı, iş forumu düzenledik. Bu sefer hani Makedonya'yı bu taraf tanıtmakta amacımız. Ondan önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve iş adamlarını Makedonya'ya getirdik, büyük patronları getirdik ve ilk defa Makedonya havaalanında, hani Üsküdar havaalanında özel uçaklarla birkaç büyük şirketin patronları, sahipleri özel uçaklarla indiler. O da büyük bir çıkartmaydı. Hani biz de gurur duyduk tabii. O zaman İstanbul'daki iş forumunda Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman dediğim gibi Başbakan da, Sayın Başbakan dedi ki Hadi Bey benden ne istiyorsunuz? Dedim ki Sayın Başbakan, tabii takdir sizindir. Balkanlar dolayısıyla Makedonya Türkiye için bir Avrupa kapısıdır. Biz bu kapıyı açık tutmamız gerekiyor. Ülkeler, tekrar ediyorum, artık savaşta değil, ülkeler ekonomiyle alınır. Biz Makedonya'ya Türk iş adamlarını yatırımlarla görmek istiyoruz. Ve böylece Sayın Başbakan çıkıp da iş adamlarına gidin Makedonya'ya kazmayı vurun. Yani kazmayı, yani iş anlamında. İş alanı tabii alanında. Gidin, daha doğrusu gidin Makedonya'da yatırım yapın. Böyle bu anlamda dediler. Ve böyle işte TAV geldi, oradan başladık. Havaalanı 25 yılında TAV aldı. Diğer saydığım büyük şirketler geldi. Böyle başlattık biz bunu. O zamana kadar Türkiye'nin imajı Balkanlarda, Makedonya'da da çok kötü bir durumdaydı. Çünkü çok taşeron şirket geliyordu. Taşeron büyük şirketlerin gelmesiyle Makedonya'da Türkiye'nin imajı yani daha başka yerlere geldi ve şu an Makedonya'daki oradaki halklar, ister Makedonlar ister Arnavutlar, tabii Türkler zaten Türkiye'ye karşı büyük bir sempatileri var. Bugün Türkiye'ye karşı hem bir dost ülke, kardeş ülke, fakat büyük bir sempatiyle bakıyorlar. Ve elbette Türkiye'den daha fazla beklentileri vardır. Malum her yerde olduğu gibi şu an Makedonya Cumhuriyeti Devleti büyük bir ekonomik krizden geçiyor. Bir de isim sıkıntısı, biliyorsunuz malum Yunanistan'la Kuzey Makedonya ismi değişti. O anlaşıldı, geçti, imzalandı. Şu an komşumuz Bulgaristan'la. Bulgaristan evet devlet olarak sizi tanıyoruz diyorlar.
Fakat millet olarak siz Makedon değil, siz Bulgarsınız gibi sanıyorum. İşte bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Makedonya biliyorsunuz aday ülkedir Avrupa Birliği için. Büyük bir ülke değil, 2 milyon bir ülke, 2 milyon Avrupa Birliği'ne fazla bir yük olmaz ki. Evet. Tabiri caizse halkın tabiriyle bir denize bir kova su gibi. Hani orada bir sıkıntı yok. Fakat işte bu siyasi sıkıntılar biraz böyle zaman alıyor. Biz umarız ki en kısa zamanda Makedonya Cumhuriyeti Devleti Avrupa üyesi olacaktır diye düşünüyoruz. Sayın Bakanım, bir de Türkçenin resmi dil olması sizin zamanınızda gerçekleşmiş sanırsam. Ondan da biraz bahsederseniz. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi, bunu siz önermişsiniz herhalde. Tabii önerge verdik, evet. Reşit değiştirge verdik. Biz 2006 yılında milletvekili görevi taşıyorduk. Genel Başkanımız Dr. Kenan Hasip ve ben iki milletvekiliyle Türkleri temsil ediyorduk. Partimizi de temsil ediyorduk. Partimizin ismi de Türk Demokratik Partisi'dir. Türk Demokratik Partisi'nin iki milletvekili olmasına rağmen biz bir önerge değiştirge verdik. Türklere bir milli bayram olarak diye kazandırmaya çalıştık. Biliyorsunuz parlamentoda 120 milletvekili var. Çoğunluğunu almak zorundasınız ya savaşsın diye bayram. Ve biz muhalefette olmamıza rağmen o dönem oradaki parlamenter ya da milletvekili arkadaşları inandırdık. Ve oy çoğunluğuyla o yasayı geçirdik parlamentoda. Evet. Türklere bir milli bayram olarak eğitim bayramı. Hiç kimseyi incitmeden, ne sağını ne solunu incitmeden Türklere milli bayram olarak bizim vermiş olduğumuz iki milletvekili vermiş oldukları Sayın Doktor Kenan Hasip Genel Başkanımız ve ben Hadi Nesir o zaman milletvekiliydim dediğim gibi. Ve biz böylece Türklere bir milli bayram kazandırdık. Bu ne demek oluyor? Türkler o gün bayram olarak kamu şirketlerinde çalışan Türkler işe gitmiyor. Serbest bayramdır. Okullarda ise 23 Nisan gibi burada bayram havası yaşanıyor. Kutlamalar oluyor. Bu da anayasamıza yer alıyor. Anayasamıza yer almak ve Makedonya'da Türklerin var olması demektir. Bu bizim için çok çok önemlidir. Ve şimdi her 21 Aralık Türklerin milli bayramı olarak biz onu kutluyoruz. Türklere orada bir bayram hediye ettik. Bu devam ediyor. Efendim bir de şunu sormak istiyorum. Makedonya'dan Türkiye'ye bakış açınız, Makedonya'dan Türkiye nasıl gözüküyor? Şimdi bakın bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim ana vatanımızdır. Biz her zaman ana vatanımızın yanında yer aldık. Yer almaya da devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlenmesi, büyümesi bizim orada yürüyüşümüzü de yolda, sokakta değiştirdi. Yani çok gururluyuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir güçlü devlettir. Ve her zaman şu dualarımızı ediyoruz. Allah sizlere ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zeval vermesin. Büyük ve güçlü bir Türkiye'nin olmasına Allah'tan niyaz ederiz, dua ederiz. Onun için bu ekonomik krizler yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde var. Bugün Almanya'da malum ekonomik kriz yaşanıyor. İngiltere daha kötü bir durumda şu an biliyorsunuz. Ve dünyanın her tarafında bu ekonomik kriz de var. Ben umarım ki başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere ve bakan arkadaşlar en iyi bir şekilde, en kısa bir şekilde zaten bir zamanda zaten öyle işte tahminler bekleniyor 2 yıl içerisinde. Bu ekonomik krizler çözülecektir diye düşünüyorum. Yoksa orada ister Makedonlar olsun, ister Arnavut kardeşlerimiz olsun, ister tabii biz Türkler olsun ya da başka milletler orada yaşayanlar, herkes Türkiye'ye karşı çok büyük bir sempatiyle bakıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden çok büyük bir beklentileri var. Herkesin bir beklentisi var. Hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim bir dost ülkemizdir, kardeş ülkemizdir. Makedonya'yı ilk tanıyan devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur. NATO'ya Makedonya'nın girmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti öncülük yapmıştır. Ve buna benzer daha yatırımlar, yardımlar yapmıştır. Yani ister felaketler dönemin olduğu zaman mesela yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman yanımızda olur. Onun için herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük bir beklentisi vardır diye düşünüyorum. Sayın Bakanım bir de şunu soracağım. Şimdi bir
Keşan'da bir park yapılıyor. Tarık Bey belki bahsetti. Bu parkla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu Yücelciler... Yüceller Parkı. Evet, Yücelciler. Bunlar 1944'lerde maalesef kurban verdiğimiz dört Türk kardeşimiz. Bunlar tamamıyla Türk için çalışan bu arkadaşlar. Ve o zaman 1944 yılında biliyorsunuz bir komünist rejimi kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ve bu arkadaşlarımız eğer tabiri caizse kurban gitmişlerdir bu Türklük davası için. Dördü maalesef idam edilmiştir. Ve bir ara bu çok ön plana çıkmamıştır. Fakat yavaş yavaş Yücelcileri orada da mesela biz ön plana çıkarmaya başladık. Sağ olsun Tarık Başkanımız da burada bir park yaptırmış. O Yücelcilerin ismi de bu parkta yaşayacak. Ve bizler için tabii gurur verici bir olaydır. Hem bu işe tabii öncülük yapan Sayın Tarık Başkanımıza ve desteklerini veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Ki bu arkadaşlarımızın tabii ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, hayatlarını Türklük için vermişlerdi. Şimdi bizler orada iki şey için mücadele veriyoruz. Bir, dinimizi ve dilimizi yaşatmaya gayret ediyoruz. Çok şükür çok şeyler elde ettik. Eğer siz mesela Batı Trakya'yı, Bulgaristan'ı kıyaslarsanız biz çok çok öndeyiz o konuda. İşte Türklere milli bir bayram çıkardık. Efendim yine Makedonya Cumhuriyeti Devleti'nden ben bakanlık görevinde bir tiyatro için 14 milyon avroluk bir proje geçirdim ve tüzel kişi olarak Türklerin kendi tiyatroları olacak. Dünyada başka bir yerde bunu bulamazsınız. Evet. Hani Türkiye Cumhuriyetlerini kastetmiyorum tabii. Türkiye, Azerbaycan gibisinde ama azınlıkta olan ülkelerde böyle bir şey bulamazsınız. Bu kaba inşaat bitti bizim dönemimizde. İnşallah tamamı da gelecek. Böylece Türklerin kendi milli bir tiyatrosu, tüzel kişi olarak bir binaları olacak. Bu da bizim için çok gurur verici bir şeydir. İşte milli bayramımızı geçirdik. Kendi Türkçe harfleriyle kimlik belgelerimizi, pasaportlarımıza artık orijinal Latin alfabesiyle kendi alfabemizle yazabiliriz. Bunlar zamanımızda geçen bazı yasalardır. Artı gençlerimize bizim dönemimizde 1700 kardeşimize yeni iş yeri sağladık. Bugün her bir sektörde, her bir bakanlıkta, hangi bakanlıkta giderseniz gidin, hangi sektöre girerseniz girin, mutlaka karşınızda biri size abi hoş geldin Türkçe hitap edecektir. Sen işte başkan ya kim olursa hoş geldin diyecektir. Bu bizim için ayrıca gurur verici bir olaydır. Artı bizim dönemimizde yeni Türkçe sınavlar açtık. 67 tane sınav açtık. Evet. Kendi ana dilinde tabii okunacak. Çünkü bilhassa her bir ülkenin olduğu gibi doğusu var, batısı var, güneyi, kuzeyi var ama bizim Doğu Makedonya o konuda biraz daha sıkıntılı bir bölge, biraz daha fakir bir bölge. Genelde toplam olarak Türklerin sayısı %40'ı Doğu Makedonya'da yaşıyor. Türkler Makedonya'nın her dört yanında var. Doğu'da da var, batıda var, güneyde de var, kuzeyde de var. Fakat Doğu Makedonya'da bu %40'ı yaşayan kardeşlerimiz zamanında daha kırsal bölgelerde yaşadıkları için doğru dürüst okulları yoktu, yolları yoktu, efendim suları yoktu, camileri çalışmıyordu vesaire. Bunları yavaş yavaş önce bir alt kadro yetiştirdik. Yavaş yavaş yollar yapıldı. Efendim bu parti sayesinde yolları yaptırdık. Tabii belediye seçimlerinde koalisyon hükümetleri biliyorsunuz bir şart koyardık. Evet size burada oylarımızla destekleyeceğiz. Ama siz de bu köye su getireceksiniz, bu köye asfalt düşeteceksiniz, bu gibi şeylerde. Çok şükür bugün hemen de her köyümüzde, Doğu Makedonya'da gittiğiniz yerlerde yollarımız asfalttır yapılıyor, sularımız da var. Tika'da bir ara bazı köylerimize su getirdi, çok yardımları oldu. Böylece yavaş yavaş çocuklarımız o bölgede okumaya başladı. Bilhassa anavatanımız sayesinde çok çocuğumuz burada Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde okuyorlar. Maalesef onların yine bir bölümü bir kısmı burada kalıp geri dönmüyor ama yine de daha çok geri dönüyorlar.
Göle döndükleri zaman biraz iş sıkıntısı var. Dedim ya biraz önce ekonomik kriz var. Tabii herkese hemen iş bulamıyorsunuz doğrudan doğruya. Bu bir mücadeledir. Buna işte pes etmek öyle bir niyetimiz yok. Tabii bizim her ne kadar görevlerimiz bitmişse de yine de tabii halkımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Mümkün mertebede işte sizin gibi dostlarımızı ziyaret ederiz, dertlerimizi anlatmaya çalışırız, fikirlerinizi alıyoruz. Böyle de daha çok yapacak işimiz var. İnşallah bundan sonra daha güzel işler olur diye düşünüyorum. Başkanım, son olarak Keşanlılara ve bölgemizdeki insanlara, Makedonya'dan neler söylemek istersiniz? Makedonya eski devlet bakanı olarak. Buradan şimdi, mesajınız nedir efendim? Şimdi bütün Keşanlı kardeşlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı burada iletiyoruz. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim kalbimize taht kurmuş bir ülkedir. Her zaman çok yakından takip ediyoruz. Ve elbette bu ekonomik krizleri geçecek. Ülkelerine sahip çıksınlar, birlik beraberliği sağlasınlar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden çok halklar, çok şeyler bekliyor. Sizin bir sorumluluğunuz var bize karşı Balkanlarda. 600 sene bir biliyorsunuz bir Osmanlı hakimiyeti vardır. Osmanlıların 1912'lerden çekilişinden sonra bizler orada bir sizden almış olduğumuz bir emanetimiz vardır. Bizler de o emaneti hiçbir zaman ihanet etmedik. Hala görev başındayız. Her ne kadar sıkıntılar yaşasak da mümkün mertebede bunun mücadelesini veriyoruz. Onun için Keşan halkına, herkese şunu diyorum. Bu birlik beraberliği hangi partinin mensupları olursa var olsunlar. Ama öncülük Türkiye Cumhuriyeti Devleti emprana gelsin. Tekrar ediyorum. Çünkü sizlerden, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden çok insanımız, yalnız Balkanlardaki Türkler değil, diğer halklar da çok şey bekliyor. Demek ki sizin sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğu hep beraber inşallah daha iyi bir yerlere getirebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkürler Sayın Bakan. Biz de teşekkür ederiz. Sayın Uysal, bugün Makedonya'dan bir misafirimiz var. Siz de bugün belediye başkan vekilisiniz. Bu ziyareti siz nasıl değerlendireceksiniz? Bayağı bir program da vardı bugün. Ziyaretler vardı. Buyurun efendim. Şimdi Keşan Belediyesi dediğim gibi Balkanlara, Batı Trakya'ya en yakın belediyeden bir tanesi. Doğal olarak kalbi anlamda benim bölgemizin, bizim bölgemizin insanları birçoğu da Balkan'dan geçmiş bir toplumuz ağırlıklı olarak. Halinde oralarda akrabalıklarımız olduğu gibi ticari ilişkilerimiz var. İşçi insanlarımızın. Ve aynı zamanda yakın olmanın da vermiş olduğu ve o Balkanlardan göçmüş olmanın vermiş olduğu bir kalbi hat ile doğal olarak Balkanlara olan ilgi ve alakamız sürekli olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Hadi bakalım Batı Trakya'dan eski milletvekilimiz ve şu an Uluslararası Demokratlar Birliği Başkanlığı yapan Ahmet Hacı Osman vekilimin abim diye hitap ettiği Balkanlardaki o büyük dayanışmanın, büyük kardeşliğin, büyük birlikteliğin bir kardeşlik hukukunun olduğu bir ortamın Batı Trakya yandan da ben tarafından Sayın Bakanımızın bölgede olacağı ve kendisine misafirperverlik yapmamız yönünde Sayın Ahmet Hacı Osman Bekir'i aradılar. Kendileri iki gün İtsala programı vardı. Keşan Belediyesi olarak da Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Elvacıoğlu'nun önderliğinde Sayın Bakanımıza bir gün Keşan'da misafir edeceğiz. Kendisinin tecrübelerinden faydalanmak adına ilişkilerimizin daha üst yapılarda bundan sonra Keşan Belediyesi adına taşıyabilme anlamında Sayın Bakanımız bize öncülük ve köprü olacağını düşünüyorum. Peki, teşekkürler. Bir de Yüceler Parkı'ndaki son durum nedir? Parkımızın bu konuda da bir bilgi verirsiniz Sayın. Parkımızın şu an tüm görsel çalışmaları bitti. Bu konuda yapacağımız şu an organize ile Yüceler Teşkilatı parkımızın bakan ve bakan yardımcıları düzeyinde Makedonya'dan
Bizzat yani ben Sayın Bakanım'la görüştüm. İnşallah kendileri de katılım sağlayacak. Yine Hadi Bakanım ve davetlilerimiz. Yine Batı Trakya'dan seçilmiş müftülerimiz. Bulgaristan'dan, Kosova'dan. Bu tarzda ve ülkemizin tabii ki müsait olabilecek devlet erkanımızı, işte bakanlarımızı da davet edip güzel bir açılış yapmayı düşünüyoruz. Sayın Belediye Başkanım da zaten bu konuda gerekli talimatları bana verdi. Tarık Bey'le de organizeyi yap, güzel bir açılış yapalım dedi. Ve tabii ki inşallah dediğim gibi başından beri güzel teşkilatının bakanım da izah ettiler. Ülkemizdeki gençlerimizin geçmişini unutma düşüncesiyle başlattığımız bir manevi projedir. Bu konuda tüm meclis üyeleri arkadaşlarımıza, başta belediye başkanımıza şahsen teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer projelerimiz inşallah devam edecektir diye düşünüyorum. Dedim ya, Balkanlarla bizler et ve tırnak gibiyiz, birbirine ayrılmaz bir elmanın parçalarıyız. Ve bu kalbi anlamdaki ilgimiz, alakamız, biz ne kadar oraya sahip çıkar isek, işte o kadar oradaki insanlarımız kendine özgüvenle, o mutlulukla. Bakanımın çok güzel bir lafı var bugün. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde bir sohbette demiş ki, Sayın Başbakanım, siz burada güldüğünüz zaman biz orada kahkahalar atıyoruz. Ama burada en ufak bir üzüntü olursa biz orada kahroluyoruz. Çünkü biz, bizim ana vatanımız Türkiye. Ve oradaki insanlarımız bu denli ana vatana kalbi anlamda bir bağlılıkları ve sadakatleri var. Bizim işte bölge insanları olarak bunu çok iyi anlayıp bu karış hukukunu geliştirmek boynumuzun borcudur. Teşekkürler Sayın Uysal. Ben teşekkür ederim.